Ben Midyat'ta doğdum. 1978 doğumluyum. Avukatlık yapıyorum. Sokaklarında çelik çomak oynadığımız, koşturduğumuz şehrin vekilliğine talip oldum. Sizlerin hoşgörüsüne sığınarak, güvenerek. Öncelikle bu nedenle duanıza talibim. Sonra da desteklerinize talibim. Partimizin kurucu genel başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatlığını yapma şerefine nail oldum. Mesleki açıdan bu gerçekten çok tatmin edici bir onur duyduğum, gurur duyduğum bir temsiliyetti. İnsanların, meslektaşlarım da burada, avukat kardeşlerim, arkadaşlarım, muhakkak sizlerin arasında da, misafirlerimizin arasında da meslektaşlarımız vardır. İnsanların vekilliğini üstlenip vekaletini almak gerçekten zor bir iştir. Zor bir görevdir. Çünkü büyük bir vebal vardır, büyük bir sorumluluk vardır. İnsanlar mülkiyet haklarını, özgürlüklerini, iş güvenliklerini, her şeyi size temsil ediyorlar. Milletvekilliği de böyledir. Bir şehir size kendi emanetini temsil ediyor. Onları temsil etme hakkını size tevdi ediyor. Bu nedenle bu görevin altından kalkmak, bu sorumluluğu taşımak gerçekten çok onursal bir şeydir. Ve çok zor bir yönü de vardır. İnşallah zorluk kısmını hep beraber aşarız bu onuru bize tevdi ettiğinizde. Çünkü bir insan hayatta hiçbir şeyi tek başına başaramaz. Dostları, kardeşleri, arkadaşları, hemşerileri, vatandaşları hep bir arada ancak olduğu zaman sonuç elde edebilir, başarı elde edebilir. Memleketimizde, ülkemizde malum bir çözüm süreci var ve bu Türkiye'nin her tarafını ilgilendiriyor ama en çok bölgemizi ilgilendiriyor. Çünkü işin sıcak tarafı burada. Bölgemizde, Mardin'de, Diyarbakır'da, Batman'da, Hakkari'de. Bugüne kadar siyasal iktidarların cesaretle üstüne gitmediği, tereddüt ettiği, bazen niyetlendiği ama çok çabuk geri döndü ve aşama kaydetmediği dönemler yaşadık. Ama hamdolsun AK Parti iktidarında büyük bir cesaret, büyük bir inanç ve büyük bir ısrarla bu çözüm süreci devam ettiriliyor. Allah'a şükürler olsun ki uzun bir süredir ülkemizin hiçbir yerinde bundan dolayı kaynaklanan bir acı, sıcak çatışmalar yaşanmıyor. Bu çözüm sürecinin başarıya ulaşabilmesinin en önemli unsurlarından biri de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, parti yetkililerimizin ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla ancak mümkün olabilecektir. İnşallah hem şehrimizde hem ülkemizin tamamında AK Parti'ye büyük bir teveccüh olduğunda bu anayasa değişecektir. Ben de hukukçu bir kardeşiniz, arkadaşınız, dostunuz, hemşehriniz olarak bu sürece katkı sunmak istiyorum. Ben halen İstanbul'da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hukuk müşavirliğini yapıyorum. Öğrendim başkanım Galatasaraylıymış. Ama Galatasaray olmadan Fenerbahçe olmadan Beşiktaş'ın başına bir anlamı yok. Gece olmadan gündüzün anlamı yok. Kış olmadan yazın anlamı yok. Eğer kardeşim şey yaparsa, verirse bu nedenle başkanımın hoşgörüsüne sığınarak spor, barış, kardeşlik de diyoruz. Bunu da en iyi Mardinliler anlar. Bugünün küçük bir anısı olarak geçen gün birkaç sizin gibi saygıdeğer dostumla görüşmek için İstanbul'a uğradım günübirlik. Stada da uğradım. Orada da zaten çalışıyorum. Değerli hemşehrilerime küçük bir hediye anı kalır diye. Beni kabul ederseniz çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle sayın meslektaşıma Abdullah Bey'e teşekkür ediyorum. Yalnızlığını ifade etmek istiyorum. Hayatımda hiç Fenerbahçe forması hediye alacağımı tahmin edemezdim. Ama AK Partili olmak böyle bir şey. AK Partili olmak Galatasaraylı olmaktır. AK Partili olmak Fenerbahçeli olmaktır. AK Partili olmak Beşiktaşlı olmaktır. Dolayısıyla bu güzel hediye için sevgili meslektaşıma teşekkür ediyorum. Amin. Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Muhakkak yapacağım.